Kapı. Evet, duydum. Kapı. Çiçek. Çiçek. Annemler geldi. Şişt, İbrahim. Neden bağırıyorsun? Çocuğu o sana anca yatırdım. Şimdi annenlerin geldiğini duyarsa o hayatta uyumaz. Daha uyumadan mı sonra hiç uyumaz. İstiyorsan 10-15 dakika sonra açalım. Yok ya, hayır, aç. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Güzel gelinim. Ay gelin neymiş? Kızım benim ya. Vallahi çok özlemişim. İyi ki geldik Isparta'dan. Ben de çok özlemişim oğlum anneciğim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Isparta'dan size lokum getirdik. Geç baba. Anne geç. Ya niye zahmet ettiniz? Teşekkür ederiz. Nasılsın güzel kızım? Vallahi anneciğim işte iş, güç. Bir yandan işte Ozan'ın okuluydu, kurslarıydı falan. Koşturmaca aynı. Ay canım benim, Allah kolaylık versin. Nerede Ozan'ım, Ozan? Ay kaçırdın mı yoksa? Yetişemedik mi? Uyudun mu? Yani daha uyumadı da şimdi okulda, kursta o çok yoruluyor. Şimdi sabah da erken kalkacak falan. Sizi görürse hayatta uyumaz. Yani gidin bakın diyeceğim ama sonra zor uyuyor. Yarın görürüz artık, ne yapalım. Siz yoldan geldiniz, ben hemen bir çay koyayım. Sağ ol canım benim. Nasılsınız babacığım? Nasılsın, iyi misin? Özleştik ya. Isparta nasıl? Güllü. Nasıl olacak lan Isparta? Soruya bak ya. Bu çocuk evlendikten sonra bir samimiyetsizleşti. 30 yıldır yaşadığı adama babacığım diyor. Babacığım ne lan? He? Sen kuş musun oğlum? Yok, uzundur görüşmüyoruz hani. Özlem duymak, hasret gidermek. Hadi geri bas. Epeydir şey yapmıyoruz. Oo. Görüntülü de açmıyorsa arıyorum. İbrahim. Anneciğim, sen nasılsın? Nasıl olayım canım benim? Torun hasretiyle yal kavrul, yal kavrul. Özle, özle, özle. Düş yollara, çık gel. Çocuğu göreme, nasıl mıyım? Üzgün ve yıkıkım oğlum. Bari kapının ucunda bir görseydim. Anne, Çiçek zaten çok zor uyutuyor. Uyandığı zaman da annesinin yanında istiyor sürekli. O yüzden yarın görürsün. Ne olur görseydim. Olmaz. Azıcık ucunda. Vallahi olmaz. Olur. Mümkün değil. Hadi be hacı, ne olur. Hadi be hacı, ne olur mu? Anne, ya yarın görürsün. Günler torbaya mı girdi? Boş ver, tamam uyusun. İyi. Yarın görürüz artık. Ha. Yarına sağ çıkarsak. Ne demek o ya? Tövbe tövbe. İyi tamam. Şöyle kapıyı arala. Kıyıdan. Işık ışık yakma ya. Sessizce. Kapıyı arala öyle kapından. Ha. Babaannesinin gülü. Ya ben şimdi iki kere, üç kere kapıdan demedim mi? İlgilenmiyorum. Açma bir gömüşüm. Vuuu. Gömüşen. Vuuu. Anne vurura girme. Vurur girme. Çayla birazdan. İbrahim, Ozan'ın kapısı niye açık? Ya. Anne, sen mi girdin odasına? A, bu gir dedi. Sen bana... Aşkım, o... Böyle yarın böyle bak... Ya şey, uzundur görmüyordu ya. Yani bir hasret giderse diye kapıdan görsün dedim ben yani. O şekilde oldu. Bak, tamam. Kusura bakma güzel kızım, ben bu gir deyince boş bulundum. Yoksa girer miyim ben hiç? Ben senin sözünden çıkar mıyım? Ne var canım? Yarın görürdük, günler torbaya mı girdi değil mi ya? Hele ay Allah ya. Ama bana bak, uyuyacak gibi duruyor şimdi. Ben uyumayacağım. Babaannemlerle oynayacağım. Uyumak istemiyorum. Dede! Yine boş. Evet, hadi bakalım Ozan'cığım. Sen dedenlerle falan hep yarın oynayacaksın. Tamam, hadi o da. Hayır ama ya. Dede! Güle güle güle. Hadi. Hadi Ozan'cığım. Hadi abi. Yarın. Yarın hadi. Hadi. Anne, niye sattın beni? Aa, ne satması oğlum? Kim satmış? Ne zaman bir şey demedim ben ya. Aa, Mesut bir şey dedin mi ben? İlgilenmiyorum. Bakın beni aile işleriyle karıştırmayın. Torun varsa severim, yoksa sevmem. Tavsiye isterseniz veririm, istemezseniz vermem. Tamiratlık bir iş varsa yaparım, yoksa televizyona bakarım. Tamiratlık iş var mı? Yok. İyi akşamlar. Hakikaten bir tuhafsınız ha. Acayipsiniz. Aşk olsun.
Oğlum bir şey soracağım. Bu çocuk daha 7 yaşında. Hı. Acaba ne kursuna gidiyor? İşte hafta sonu yaratıcı drama ile jimnastik kursları var. Hafta içi de okuldan sonra bilim merkezinde kodlama kursuna gidiyor. Aa, peki sizin bu çocuktan beklentiniz nedir yavrum? Altın madalya mı alsın olimpiyatlarda? Altın portakal mı alsın, Nobel ödülü mü alsın? Hayır, üçünü de alsın istiyorsanız, üçünden birini bile alamaz bu gidişi ben söyleyeyim. Ama anneciğim bak, Çiçek çok araştırıyor, çok önemsiyor böyle şeyleri. Üstelik bu yaştaki çocukların zihinsel ve bedensel gelişimleri için çok önemli bu kurslar ya. Siz her şeyin tabii en iyisini bilirsiniz oğlum ama... yani çocuğu geliştireceğim diye soğutmayın derim ben. Çünkü neden? Bu çocuk oyun çağında daha. Okula mı gidecek, kursa mı gidecek, oyun mu oynayacak değil mi? Oyun çağı bunun, yazık yani. Gene de siz bilirsiniz tabii oğlum, siz doğrusunu bilirsiniz. Merak etme anne, biz çok dikkat ediyoruz. Çiçek çok araştırıyor. Zaten yaşıtları hep gidiyor. Hmm. Muş. Çiçek öyle dedi. Hmm. Yazık vallahi, üzüldüm çocuğa. Bak, hemen uyuyorsun, birazdan kontrolü geleceğim, tamam mı? Zor ikna et. Ay canım, ay canım, ay canım. Ya Çiçek, hı. Biz küçük bir çocuğa çok mu yükleniyoruz sence bu kurslara murslara göndererek ha? Daha oyun çağında ya bu çocuk. Hani yaşını yaşaması lazım, ne dersin? Başa mı döndük İbrahim? Biz bunları konuştuk ya hayatım. Ozan'ın gelişimi için bu kurslar çok önemli dedik ya. Tabii. Onun yaşıtlarının hepsi kursa gidiyor. Evet. Hayırdır oğlum, neden bakıyorsun öyle? Ağaç yaş keneği. Yani gerçekten bazen saçmalıyorsun. Ben çaya bir bakayım. Ay canım, bir oturamadım ya, bir oturamadım hayatım. Ya beni sen doğurmadın mı kadın? Ben senin çocuğun değil miyim? Niye satıp duruyorsun beni? Demin demedin mi bu çocuk oyun çağında diye? Evet dedim. Ama ne de dedim? Doğrusunu siz bilirsiniz de dedim, değil mi? Zaten her şeyin en doğrusunu siz biliyorsunuz. Bize laf düşmez. Ha, laf düşmemiş halin bu mu? Hayır, çocukluktan kalma alışkanlık, ne söylersen istemsizce yapıyorum bir de. Baba, ben çocukken de mi annem böyleydi hatırlamıyorum. Vallahi son 50 yıldır ben öz anama babama cümle kurduğumu bilmiyorum. Anam vuruyor, ben söylüyorum. Gerisinde düşünmüyorum, ilgilenmiyorum. İbrahim, ha? Sipariş vermiştim. Kapıya bakar mısın? Tamam. Aa, siz meyveyi sebze internette mi söylüyorsunuz oğlum? Evet anne, evet. Böyle daha pratik oluyor. Aa, öyle mi? Haydi. Şimdi ne oldu? Sorma, karıştırma. Evet, evet baba. Doğru söylüyorsun. Sormuyorum. Tomatisin kilosu kaç para internette? Bilmem. Pazarda yarı fiyatına. Nereden biliyorsun? Ben internette kaç para olduğunu söylemedim bile. Ya demeyim, demeyim diyorum ama... Deme o zaman. Her şeyin en doğrusunu siz bilirsiniz ama... Ama ne, ama ne? Orada insan merak ediyor ama ne? Oğlum internetteki sebze meyveyle pazardaki bir mi ya? Yazık, paranıza yazık. Hem organik mi değil mi belli değil ama... bir tek siz yemiyorsunuz ki, çocuk da yiyor. Yazık, yazık oğlum ya, pazardan alış ama tabii. Siz her şeyin en doğrusunu bilirsiniz. Sustum. Evet tamam, sus. Bu sefer işleyemeyeceksin beni. Çayın 5 dakikası daha var. Azıcık debi otursun. Tamam canım. Çiçek, haftaya pazara mı çıksan? Ya internetten aldıklarımız hem daha pahalı hem de organik mi değil mi belli değil. Yani aldım, pazarda daha tazesi var sebzenin, meyvenin. Hem paramıza da yazık. Hadi bizi geçtim. Çocukcağız yiyor bunları ya. Olur İbrahim. Ha? Sen tek başına çıkarsın pazara çünkü benim öyle bir vaktim yok. Tabii canım, bu kız hangi işin peşinden koşacak? Vakitten daha değerli bir şey mi var ya? Salak salak konuşuyorsun oğlum. Sen çık pazara. Yani gerçekten bugün sana ne oldu anlamıyorum. Bir ilginç. Ozan'a bakayım ben. Ay buyurun. Geldik gelelim. Kız poposunun üstüne oturamadı. Daha da diyor ki pazara çık. Sen benim annem değilsin. Sen bulunduğu ortamın rengine uyum sağlayan bir bukalemunsun. Nazlı.
miyim? Ay ne suttun şimdi? Sonra ararız. Ay ana dur şimdi. Sonra ararız. Oh be kafam rahat ya. Oğlum ben gelinimle konuşamam, ben eleştiremem. Sonra kötü kaynana olurum ya. Tamam haklısın, seni anlıyorum. Evet ilişkini iyi tutmaya çalışıyorsun ama bana da söyleme o zaman. Ama söylemek zorundayım. Saçma sapan işler yapıyorsunuz ya. Misal şimdi siz Ayvalık'ta bizim yazlıktan yazlık ev alacaksınız ya. Ya biz kızla yüz yüze bakacağız orada 3 ay ya. Ve kötü kaynana olursam nasıl bakacağız biz yüz yüze? Ha anne ya. O iş yaş. Çiçek istemiyor orayı. Niyeymiş o? Çünkü şey diyor. Herhangi bir aileye yazın 3 ay boyunca yakın olmak sorun çıkarabilir yani. Sizle ilgili değil yani, kendi ailesi de olsa. Öyle bir şey istemiyor. Ya yani aramızda bir mesafe olsun istiyor. Aa! Bu kadar da fazla. Ben hem yazın hem kışın oğlumdan, torunumdan ayrı kalamam. Kendine gelsin. Gelinse gelinliğini bilsin. Tamam anne. O zaman sen gelinin gelince söylersin ona. Vallahi söylerim. Çiçek, bir bakar mısın canım? Geldim anneciğim. Buyur. Sen İbrahim'e annelere yazlıklarını ev almayalım, yüz yüze bakarsak kötü oluruz mu demişsin canım? Ya anneciğim evet yani yanlış anlamazsanız ben yakın olursak ilişkimizin zarar görmesinden korkuyorum. Aa bu kadar fazla. Ben artık senin alnından öperim. Çünkü o kadar doğru bir laf söylemişsin ki alnından öpülecek lafsın. Ne oldu ağzın düştü yerlere kadar? Çünkü neden biliyor musun? Aileler arasında mesafe şart. Doğru söylemişsin. Doğru düşünmüşsün. Anneciğim anlayışınız için çok teşekkür ederim. Ben İbrahim'e bir türlü anlatamadım bunu. Ama bu ne anlayacak ya? Mal bu, mal. Babasına ne oldu? O kadar üstüme alınmıyorum. Evet, mal değil mi? Mal, malım mı ben ya? Mal mıymışım ben ya? Allah Allah, evet ya. Ama demin bana böyle söylemiyordun. Ne söylüyordum acaba? Bilmem. Ama her ne hikmetse az önce Çiçek içerideyken yanlışlıkla telefonumun ses kaydını açmışım. Bütün söylediklerini de kaydetmişim. İstersen beraber dinleyelim. Dinlemeyelim istersen. Bence dinleyelim. Aa, bu kadar fazla. Ben hem yazın hem kışın oğlumdan, torunumdan ayrı kalamam. Kendine gelsin. Gelinse gelinliğini bilsin. Aa, bunları ben mi demişim? Hiç hatırlamıyorum. Vallahi bende unutkanlık başladı. Ben hiç kafam pürü bak. Kim? Osman Kaya sen misin? İlgilenmiyorum. Aşk olsun anne, ben hiç beklemezdim senden. Yok ben neden oldu? Bir bak kızım, bir haftalardır benim bu omurgamdan aşağı bir ağrı, bir sancı, bir uyuşma, bir şeyle. Ben vallahi acı böyle beynime vuruyor be. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Ne yapıyorsam o sıra. Ya anneciğim sen bana niye daha önceden söylemiyorsun? Aa! Ya benim işim bu. Ha? Ben karyopraktik uzmanıyım. Ben senin işini hemen çözeceğim. Şimdi masamı alayım, geleyim. Karyoptik ne? Ya bu kas ve iskelet sistemiyle ilgili bir branş var ya. Hani böyle sedyeye uzanıyor, o uzman geliyor böyle boynunu, omzunu, belini, parmağını falan böyle kıtlatıyor, tık oturtuyor, böyle rahatlatıyor. O işte karyopraktik. Deme. Ben bunu gözlükçü gibi bir şey sanıyordum. Oğlum benim hayatta en korktuğum şey ya. Kıtlatmak. Birisi bilmiyor mu oğlum? Parmağım yanında kıtlatsa ben bayılacak gibi oluyorum. Ha bunu seviyor musun? Ay ölürüm oğlum ben. Anan gider hücreden. Tamam o zaman gelince söylersin, yapmaz. Yok ben söyleyemem. Sen söyle. Sen söyle çünkü niye biliyor musun? Alınır, gücenir, bana güvenmiyor musun der. Sen söyle. Anneciğim sen ya. Söyle. Ha vallahi. Söylerdim ama şimdi hatırladım. Ben babamın oğluydum değil mi? O yüzden ilgilenmiyorum. Aferin, öğreniyorsun. Anne ya. Gel anneciğim, ben senin işini şimdi 5 dakikada çözeceğim. Yok yok, çözme ya. Anneler nasıl? Neden anneciğim, şuraya gelir misin? Ha. Yok geçti çünkü ya, gerçekten ben çok iyiyim ya. Sen bana güven, hemen bak, hemencecik çözeceğim işini. Gel şuraya otur, bir uzan. Seni uzanayım o zaman.
Kendine şimdi. Ay, hiç konuşamadık ya. Anneler nasıl? İyiler, çok iyiler. Gel annem, uzanır mısın? Hadi uzan. Rahat bırak. O kadar rahatım ki kızım. Ay be. Sana bir şey diyeceğim. Diyemeyeceğim. Gönder gelsin. Kendini rahat bırak. Çok rahatım. Tamam, şimdi hazır mısın? Hı hı. Bir, iki, üç. Pam! Öldün mü? Öldün değil mi? Öldün mü? Deniz, bir şey değil, öldün mü ya? Yok anneciğim, bir şey olmadı. Nasıl, rahatladın değil mi? Ne kadar rahatladım. Vallahi çok iyi geldi ya. Çiçekciğim, ben sana diyememiştim. Benim hayatta en korktuğum şey kıtlatma, kıtlatma. Diyememiştim sana, ben çekinmiştim gavrum benim anneciğim, ya. Ya anneciğim, ya ben senin kızın sayılırım. Öyle bir şey olabilir mi? Bana istediğini söyleyebilirsin. Hakikaten mi? Tabii ki gerçekten anneciğim, tabii ki. O zaman var vallahi söyleyeceklerim, söylüyorum ha. Ya çocuğunuz 7 yaşında bu kurslara haldır huldur koşturması doğru mu? Yazık ya. Yazık demişken ya, paranıza yazık yavrum benim. İnternetten hiç meyve sebze siparişi verilir mi kızım? Kızım demişken biraz kilo al be. Kadın dediğin etli butlu olur şöyle. But demişken ya, kuru çayla yoldan gelmiş misafir mi ağlar? İnsan 2 tas yemek koyar önüne be. Oh. Valla söylemek güzelmiş ya. Valla söyledim, rahatladım ya. Ne güzel, ne güzel. İbrahim, benimle içeri gelir misin hayatım? Şu siparişlerde eksik var mı, beraber bakalım. Sen bak hayatım. Beraber bakalım! Olay hangi arabana döndü lan? Demeyim, demeyim diyordum. Gaza geldim, birden deyiverdim. Çok mu oldu sence Mesut ya? Vallahi Nazlı, şaşıracaksın ama ilgilenmiyorum. Dünyayı anlamak belki zor bir mesele. Ama hayat geçiyor şöyle böyle. Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele. Katılırım azabede, sen de söyle.